bakınca gözler kamaşır. Şeyhim Molla Burhan orada. Yolun sonundaki güzellik dile getirilmeyecek bir şeydir. Yolun sonundaki güzellik tarif edilmeyecek bir şeydir. Yolun sonundaki güzellik asla ifade edilemeyecek bir şeydir. Zaten kelimelere dökülen hiçbir şey onu, azimüşşan olan Allah'ı anlatamaz Celle Celaluhu. Onunla ilgili kelimelere dökeceğiniz her şey onun anlamını kaybettirecektir. Öyle bir hal olacaktır ki dil lal olacaktır. Sevgi ve muhabbette öyle bir hale gelmelisiniz ki sevginizi, muhabbetinizi ifade edememelisiniz. Mecnun'u arırlar bir gün arkadaşları, bir gece Leyla'nın çadırına sokarlar. Getirtirler, Leyla'nın karşısına oturturlar. İlk defa Leyla'yla yüz yüze, karşı karşıya. Acaba Mecnun ne yapacak? Mecnun aşkını nasıl dile getirecek diye. Ve uzaktan da gizlenip seyrederler. Bakarlar ki Mecnun saçını yolup yolup önüne bırakıyor. Saçını ve sakalını yolup yolup önüne bırakıyor. Tane tane tellerini yoluyor, Leyla'nın önüne bırakıyor. Bu kendinden vazgeçmişliğin işaretidir. Bu aşkına kurban oluşun işaretidir. Bu gerçek muhabbet ve aşkın işaretidir. Bu yüzden Allah-u Teala bizi o hale getirsin. Cenab-ı Allah kalplerimize o güzelliği nasip etsin. Bu yolun sonundaki güzellik yakınlık duygusudur. Kurbiyet kelimesiyle ifade edilen şeydir. Yakınlığı nasıl anlatırsınız ki? Azim ve celil olan Allah'a yakınlığı hiçbir kelimeyle ifade edemezsiniz. Ama yaşarsınız. Ama hissedersiniz. Kurbiyet, kurbiyet, kurbiyet. İkinci güzellik ise irfandır. Yani ariflerin kavuştuğu güzelliğe kavuşacaksınız. Marifet sahibi olacaksınız. Baktığınızda sizinle beraber bakanların 100 fersah daha ötesini görebilecek bir bilgi kaynağına, bir ferasete ve basirete sahip olacaksınız. Cenab-ı Allah bunun müjdesini vermiştir. Ben kulumu sevdiğim an, onun gören gözü, konuşan dili, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum buyuruyor Yüce Mevla. Allah'ın sizin gören gözünüz olması ne demektir? Hayal etmeye çalışın. Başka bir şey söylemiyorum. Murşid-i Kutbu Gavsani, taca seri Almani, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha.